soda şişeleri, pekmez külahlarım. Yani elbe geçen en küçük bir şeyi de biraz şöyle koyalım. Değil mi yiyeceğiz? Çok daha. Bu şapkalardan filan da çok yaptım ama işte bilmedim, hep dağıttım. İyi de oldu, güle güle kullansınlar. Bu çantalar, bebek yeleklerim. Şöyle koyayım. Ah, çok güzel bak, bu ikisi de şu hiç boyanmamış hali yengecim. Bak bunlar boyadım. Tablo mu çıkarayım? Tablo mu çıkar yapayım yani şöyle. Olur. Burada şeyler. Aklınıza geleni sorarsanız ben daha rahat cevap veririm. Kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Nerede görebileceğiz? Sayesinde. Yoksa epey uğraşacaktık. Şimdi rengi sorun değil. Birçok tane bu hastalıklarla boğuşurken tabii gezmeye gidemiyorum. Sosyal bir faaliyet gösteremiyorum. Kendi kendime ben ne yapabilirim diyorum. Çok dikişten anlamıyorum, örgüden anlamıyorum. İşte derken konuya, komşuya, arkadaşlarıma yelek başlatıyorum. Atkı başlatıyorum, çantalar. Bunları yavaş yavaş çoğaltmaya başladım. Eşe, dosta, akrabaya. Epeyce dağıttım. Hatıra olsun dedim. Kullansınlar, sevinsinler dedim. Nasıl olsa sen bunları yapıyorsun. Hiç olmasa bu emeğin. Tamam, hatıra olarak verdiğin yeter. Bundan sonra ihtiyacı olan öğrencilere, çocuklara bir faydan dokunsun. Seninle çocukların, torunların, öğrencilerin gurur duysun. Her şeyden önce kendi kendimden gurur duyayım dedim. Sevineyim çocuklar gibi dedim. Ve bu işe yavaş yavaş çoğaltmaya başladım. Koyacak yer bulamaz oldum. Ve müracaatları çoğalttım. En kısa zamanda dağıtmak ve bunların yerini bulmasını istiyorum. İnşallah ihtiyacı olan öğrencilere tabletler, kıyafetler, bisiklet neyse bunlar yapılır ve boş durmamalarını, herkesin, bütün arkadaşlarımın, çocukların çok çalışkan olmasını istiyorum. Yani bu çok önemli bir şey. Ama insan bu işleri yaparken hastalığını düşünmüyor, derdini düşünmüyor. Hangi figürü yapsam, hangi motifi yapsam, acaba nasıl yapsam, bittikten sonra kime satsam, kime versem diye düşünüyorsunuz. Ve böylece beyninizde bir yenilenme oluyor. Bunu herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Ben mutluyum. Herkes de mutlu olsun diyorum. Tam yenmiş olmasam da tabii ki %90 eski durumuma göre çok iyiyim. En azından beynim emir versin, sinirlerim yerine getirmese de
Ben böyle bir amacı yakalamışım, onun arkasında koşuyorum. Bir değil, birçok amaç çıkıyor diye. Örgü çıktı, boya çıktı, taşları toplamak, hareket etmek, en azından yatmamak. Yani zaten ben gezmeye gidemiyorum çünkü ilaçlarım çok ağır geliyor. Gittiğim zaman uyumak, yatmak zorunda kalıyorum. Bu hoşuma gitmiyor. Evdeki hiç yani hiçbir şey, kırılan bir bardak, kırılan bir cam veya atılması gereken eşyaları atmıyor, onları yeniliyorum. Hem de ne diyorlar, geri dönüşüm yapmış oluyorum. Yani hasta olan arkadaşlarımın özellikle işlerini dinlememelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ben dinlediğim anda depresyona giriyorum.